Hoş geldiniz. Ne haber? Şevval Sal. Yani ama daha hiçbir yere gidilmedi. Gidemedik mi? Hem canım nasıl? Ne tali ya ama falan. Bu kadın bu tipleri sevmiyor. Kariyer, karanlık falan yorulmak ver sonra ki. Şevval Sal! Nereden isterseniz efendim. Ne var ne yok? Vallahi iyi. Her şey yolunda. Yeni seneye girdik hayırlısıyla. Ya hayırlısı olsun. Peki nasıl başlarsa öyle gider klişesine inananlardan mısın? İnanmak istemeyenlerden. Biraz sesim kısıktı. Konserle girdik. O iyiydi. Aa, ama biraz böyle sesim kısıktı. İlk 4 şarkıda eyvah ne yapacağım falan diyordum. Sonra tabii müziğin iyileştirici gücü, o adrenalin, sahne, insanların enerjisi falan toparladı. Hiç oldu mu böyle nasıl başlarsan öyle giden sene? O kadar çok sene oldu ki hatırlamıyorum. Tam isminiz Türk Deniz Şevval Sam. Evet. Bunu burada deklar etmeseydik iyiydi. Bazen kendimi çok güzel kamufle ediyordum. Türk Deniz Sam deyince ikisi tanımıyordu. Şevval çok az bulunan bir isim. Gerçekten hiç öyle kullanmıyor. Çocukluğumda ismimden çok çektim. Yani o kadar az Şevval ismi vardı ki zaten şimdi bu sene 48 yaşımı doldurdum. Yani en büyüğü 48 yaşında olabilir Şevval'lerin. O da ben olabilirim bilmiyorum. Yani ay Allah'ım. Benden sonra çok Şevval koyan oldu. Ondan eminim ama gerçekten. Bu arada yani ben bunun aslında bir kadın ismi olmasından da şüpheleniyorum. Çünkü bu Arap aylarından bir tanesi. Hmm. Recep, Şaban, Ramazan birden Şevval oluyor. Muharrem falan var. Hani bazen diyorlar ki yani niye ama Şevval böyle daha dişil duyuluyor falan. Bize dendikçe dişil duyuldu tabii o. Ya benle birlikte isim kendini buldu. Çok gerçekten. Sevgili izleyenler, bu haftanın No Context sözü Fransız iktisatçı Jean-Baptiste Colbert'ten geliyor. Vergileme sanatı mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir demiş. Şimdi ilk haberimiz. Sevgili izleyenler, 1 Ocak itibariyle öyle bir bombardımana tutulduk ki biz yeni yıla değil sanki yeni yıl bize girdi. Elektriğe kullanım oranınıza göre %50 ile %125 arası zam geldi biliyorsunuz. %50'lik tarifeden nasıl yararlanırım derseniz yaptığımız hesaplara göre tüm ay boyunca 2 kez kettle çalıştırıp 5 kez televizyon izleme hakkınız var. Bu demek oluyor ki yaz gelip günler uzayana kadar sevdiklerinizi bir daha ışık altında göremeyeceksiniz. Köprülere gelen zamlarla baş etmek içinse turnikelerden çıkıp
geri dönmeyin. Benzininiz bitene kadar sürün ve bittiği yere yerleşin. Emin olun daha karlı çıkacaksınız. Alkole gelen savaşta mıyız zamlarına? Giremiyoruz bile. Gelen %43'lük zamla yaşam tarzımıza müdahale mi ediyorlar abi? Soruları tekrar gündeme geldi. Ancak gelen zam oranı yaşam tarzımızın kafasına çuval geçirip dağı kaldırdığından artık ortada yaşam tarzı filan da kalmadı. Hepimize geçmiş olsun. Efendim şimdiki haberimiz eşinize, dostunuza 10 sene sonra ben diye atmalık bir haber. Avustralya'da yaşayan bir adam aradığı aşkı bulamayınca internetten satın aldığı bir robotla evlenmiş. Efendim robot konuşabiliyor, gülebiliyor ve en önemlisi de teni insan teni sıcaklığına kadar ısınabiliyormuş. Efendim robot da şu surata bakar mısınız? İnsanda sırlarını itiraf etme isteği uyandıran bir yüz var. Çiftimize mutluluklar diliyoruz. Antivirüsleri bol, geçersiz işlemleri az olsun. Şimdiki haberimizde farklı bir kariyer yolu çizmek isteyen seyircilerimiz için geliyor. Amerika'da bir reality TV starı çok affedersiniz gazını kavanozlayıp satarak tam 200 bin dolar kazanmış. Ancak Noel zamanı talep artınca, çünkü belli ki insanlar tatilde evlerinde oturup osuruk koklamak istiyorlarmış. Hanımefendi de ekstra gaz üretebilmek için günde 3 büyük boy protein shake'i ve 2 tabak fasulye yemeye başlamış ve sonunda hastaneye kaldırılmış. Göt yorgunluğu teşhisi koyulan hanımefendi neredeyse kalp krizi geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ne demişler? Götüyle derdi olanın. Efendim Yozgat'ta uranyum arama faaliyetlerine yeniden başlanmış. Bu yeniden lafı bizi biraz şaşırttı çünkü biz ilk defa duyduk. Bizim pek bir bilgimiz yok yani uranyum konusunda. Ama bizi asıl endişelendiren nokta arayacak ekibin de pek bir bilgisi varmış gibi durmuyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsak bile bildiğimiz bir şey var. O da uranyum dediğiniz şey böyle kasketle, yün kazakla ortaya PVC boru dikerek aranmaz. Lütfen ülkemizin endemik insan örtüsü olan dayılarımızı böyle tehlikelere atmayın. Eğer arayacak ekip buysa da uygun eğitim ve kıyafet temin edin lütfen. Sevgili izleyenler, ılık götlü ülke ne demek merak ediyorsanız sıradaki haberimiz tam size göre. Kadınların aktif olarak rol aldığı Norveç ordusu kışlada kullanılan sütyenlerin görev bitiminde iade edilmesini istemiş. Bunu küçük puş düzünden sütyen tedariğinde sorun yaşanması sonucu yapmışlar. Sevgili dünya bizim gerçekten derdimiz yok şovu yapan Norveç bir yandan da kışlanın içinde meme olduğu gerçeğini yüzümüze tokat gibi vurmuş oldu. Yine de refah seviyesi bu kadar yüksekken sütyen seviyesinin bu kadar düşük olmasını size yakıştıramadık sevgili Norveç. Ne diyelim, Allah başka dert vermesin. Efendim döviz kurlarının yeni yılda da içimizden geçmeye devam ettiği bu netameli günlerde yine Bursa'da ve ilginçtir yine İnegöl'de paranın içinden geçmeli bir olay yaşanmış. İnegöl'de bir lise öğrencisi 1 liranın ortasındaki metal kısmı çıkarıyor. Kalan halka kısmı alyans gibi yüzük parmağına takıyor. Adeta 1 lirayla söz kesiyor, nişanlanıyor. Bu ölü yatırım parayı parmağından çıkarmaya çalışan çocuk için neredeyse faciaya dönüşüyor. Para parmaktan bir türlü çıkmıyor. Parmak şişiyor. Çocuk Türk lirasında kalmaya devam ediyor. Hastaneye götürülen genç arkadaşımızın parmağından parayı en sonunda itfaiye ekipleri metali keserek çıkarıyor. Zengin parasıyla, fakir bozuk parasıyla oynarmış diyerek liseli dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyenler, yeni yıla gireli şurada bir hafta oldu olmadı. Araştırma şirketleri 4 mevsim cennet vatanımızın üzerine yine alacaklı gibi çöktü. 10 sene sonra bitirme tezine konu arayacak olan herkese kaynakçı olacağı şimdiden belli araştırmanın konusu şöyle. Türkiye'de insanların en çok korktuğu konular. Daha cümlemiz bitmeden zam, enflasyon, döviz, lobi diyenlere şuradakini buraya koymadan o elindekini yavaşça yere bırak diyoruz. Çünkü ilk sırada %51 ile sevdiklerimizi kaybetmek var. Gayet anlaşılır. Hiçbir şey yapamayacağımız bir konuyla ilgili duyduğumuz bu mantıklı, temelini sevgiden alan bu korkuyu ne takip ediyor dersiniz? Günaha girmek. Evet, Türkiye'mizin en büyük ikinci korkusu belli ki kulağına kötü şeyler fısıldayan bir iblis sebebiyle rezalet şeyler yapmak. Belki bize düşmez ama konusu açılmışken altını çizmek isteriz. Yapmayabilirsiniz. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak ve tam bir dalayarak gibi davranmamak elinizde. Üstelik hiçbir ekstra masrafı yok. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Oha, Levansan mı benim annem ya? Aydınlanmasını ne zaman yaşadınız? Şöyle söyleyeyim, şimdi son dönemdeki konserlerimde repertuarıma Gül Güzel'ini koydum. Gül Güzel'i benim bestem. Yıllarca oha kısmını hiç algılayamadım çünkü Levansan evde annemdi yani.
Ve hayat sanki hep öyleymiş gibi, yani o kadar her şey doğaldı ki benim için ekstra bir durum yoktu. Fakat şimdi geriye sarıp baktığım zaman şöyle bir hikaye anlatıyorum sahnede. Yani diyorum ki hani üniversite döneminde yapmıştım Gülgüzel'ini. Hatta onunla ilgili komik bir hikaye vardır. Gürbüz Doğan Ekşioğlu benim hocamdır. İlk besteyi yapar yapmaz hocayı köşeye sıkıştırdım. Hocam ben böyle bir beste yaptım, dinler misiniz diye ona söylemiştim. Çok beğenmişti. Yalan söylemiyormuş, en azından onu anladım. Çünkü insanlar şimdi benimle birlikte söylüyorlar. Şimdi bakıyorum böyle insanlar hakikaten benimle birlikte 20 yıldır bunu söylüyorlarsa demek ki sevmişler ve o zaman bunu anlamamıştım ama şimdi diyorum ki üniversite döneminde ben bir beste yapıyorum. Bunu Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söylüyor. O kişi Leman'sam ama o anda aynı zamanda diyorum annem. İşte orası oha olabilir. Hakikaten en azından dinlerken bana ohaymış gibi geldi. Peki 5 yaşından beri futbolu çok iyi bildiğinize dair böyle çeşitli söylentiler ve hatta sizin ağzınızdan çıktığı iddialar, cümleler var. Futbol çok sevdiğim bir oyundur. Seyretmesini çok sevdiğim bir oyundur. Oynamasını beceremediğim bir oyundur. Yani çok kötüyüm gerçekten öyle toplu sporlarda. Ama zamanında offside'ı bilen 5 kadından biri olabilirim. Yani az sayıda kadından biri olabilirim. Evet, artık çözüldü ama değil mi? Offside çözüldü değil mi arkadaşlar? Çözülmedi. Evet. Belli ki çözülmemiş, yaşanmamış kabul edip devam ediyoruz. Hiç talihsizliklerin peşinizi bırakmadığı bir konser oldu mu? Olmuş olabilir. Ay hatırlamıyorum şimdi. O kadar çok konser yaptık ki. Ama mesela bazen bir şey hakikaten öyle gidiyor yani. Bu da mı oldu? Neyse artık bu gece kabul günümüz diyoruz mesela, öyle karşılayabiliyoruz. Evet, yani genelde zaten sahnede olmayanı yok galiba. Yani sahne bir çeşit canlı yayın gibi olduğu için yani her şey olabilir. Evet. Canlı yayınlarda neler oluyor? Ben seviyorum ama onu. Yani o canlı yayınları da daha çok seviyorum aslında. Sahne anında o anı, o an yapan defo olur. Ondan sonra bir yanlışlık olur. Ben bir dönem canlı yayın program yapıyordum, müzik programı. Yani başlıyor program, şarkıya girdim. Yanlış girdim. Şarkı yanlış söylemeye başladım. Çünkü bir yanlış başlayınca ritmi tutturamıyorsun. Bir sonraki kıtaya yanlış... Bir dakika dedim ya, usta ben böyle olmayacak. Çünkü baştan çalsak ben bir daha okusam, çünkü ayıp dedim yani şeye. Hani üstada ustaya ayıp yani, bir mahzuninin bir türküsünü söylüyordum. Bayağı baştan aldık. Tekrar söyledim, doğru söyledim. Yanınızda bir anda Karadeniz şivesi yapmaya başlayan o olursa bir sus be kardeşim diyor musunuz? Asla demiyorum. Tam tersi, sanki doğuştan Karadenizliymişim gibi birden ben de Karadeniz şivesine bağlıyorum. Hemşerim nasılsın falan diye böyle devam ediyorum. Çünkü şiveyi çok seviyorum. Ama şöyle bir şey, beni Karadenizli zannediyorlar. Bana sordukları zaman Karadenizli misin diye, hayır oyuncuyum diyorum. Evin içinde kendi kendine şarkı söylerken komşulardan alkış aldığın oldu mu? Şöyle söyleyeyim, kendi kendime pek şarkı söylemiyorum. Evet, yani söyleyemiyorum. Seyirci olmazsa şarkı söyleyemiyorum. Ben playback de yapamam biliyor musun? Çünkü o kadar organik bir şey ki şarkı söylemek. Yani o günkü kimyan, moodun, o şarkıyı söylerkenki enerjin, o ana dair bir şey. Playback de hani onu nasıl bir enerjiyle söylediysen onunla meç edemiyorsun o anki duygunu ve ben yeniden söylüyorum her seferinde. Söylemek benim için, şarkı söylemek her seferinde yeniden söylemek. Ve yeniden söylediğimde başka bir duyguyla da söyleyebiliyorum ya da başka bir enerjiyle. O da senkron problemi yaratıyor, o yüzden playback yapamıyorum. Evde de kendi kendime hakikaten söyleyemiyorum şarkı. Kafamda çalıyor ama sürekli. Ama mesela bir fırsatını bulduğumda atıyorum. Mesela yıllar önce öyle bir Kalkan'a mı gitmiştik? O zaman Kalkan böyle küçücük bir kasabaydı. Birden bütün kasabada elektrikler kesildi ve ben böyle hemen her yer karanlık falan diye makber patlatmıştım. Onda bütün teknelerden alkış gelmişti. Bu insan buralara nasıl geldi ben hiç anlamıyorum dediğiniz bir ünlü var mı? Ben. Neden ya? Gerçekten şaşırtıcı bir biçimde kendime inanamadığım zamanlar oluyor. Ya. Evet, yani ne bileyim ben o kadar böyle kendi dünyasında yaşayan, hayal aleminde yaşayan biriyim ki böyle hani sistemin kuralları, ondan sonra bir de o kadar erken başladım ki ben bu işlere. Yani 28 sene olacak oyunculuğa başlayışım. Ben Marmara Güzel Sanatlar grafik okudum.
müzik okumadım, oyunculuk okumadım. Hepsini böyle düşe kalka, yanlış yapa yapa falan geldiğim için hani geriye dönük şeylerimi çok dinleyemiyorum, izleyemiyorum. Yani şunu da itiraf edeyim. Bütün bunları öğrenmem, hayatı öğrenmemle o kadar paralel gitti ki oyunculuğu da, şarkı söylemeyi de ben yeni öğrendiğimi düşünüyorum. Daha yeni öğrendim yani. Ve geçmişte kendimi hiç beğenmediğim projelere rağmen hala yapabiliyor olmama da çok şaşırıyorum o kişi, o yüzden benim. Çok enteresan gerçekten. Tabii ki biz hiç öyle düşünmüyoruz. Çok teşekkürler. Efendim en son ne zaman kendinizi hiç ağlanmaması gereken bir şeye ağlarken buldunuz? Şöyle, ben ağlamaktan aslında nefret ederim. Allah aşkına. Evet. Hiç sevmem ağlamayı. Çünkü küçükken çok sulu gözlüm ve çok dalga geçerlerdi benimle. Zaman içerisinde bütün o ağlamayı kamufle etmek için gülmeye vurdum hep. Yani sinir bozukluğunu. Şimdi sette bazen böyle yorulduğum zaman gülme krizlerimi Eda Allahsız'ı çekiyor tabii. Onları hepsini hiç kaçırmaya yakalıyor ama tutamıyorum. Ve hani o kadar gülüyorum ki yani gülmekten ağlıyor olabilirim yani. Bir de ağladığım filmleri falan da çok sevmem. Ağlarsam bir hafta hasta oluyorum yani. Onun etkisinden çıkamıyorum. O yüzden ağlamayı çok sevmiyorum. Ne böyle güzel. O duygu yoğunluğu böyle kalbimi, ciğerimi ağrıtıyor yani. Gülmeyi tercih ederim. Ben de kesinlikle tercih ederim. Ağlayanla karşılaştığınızda... Hemen ağlarım. Yani hemen karşımdaki ağlıyorsa hiç duramam, ağlarım yani. Takıntınız var mı? Takıntılarım var mı acaba diye kendime sorduğumda olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ama yani Allah'tan etrafımda çok takıntılı insan olduğu için Şevval bari sen yapma deyip o takıntılardan kurtulmaya çalışmak için. Tabii zaman içerisinde çok kendime çalıştım. Çok büyük takıntılarım yok. Takıntı haline gelmelerine hiçbir şeyin izin vermiyorum. Çok iyi. Sevgilinizin günlüğünü bulsanız okur musunuz? Büyük mücadele veririm bunun için. Okumak için mi, okumamak için? Okumamak için. Yani okumamak için büyük mücadele veririm. Muhtemelen de kazanırım o mücadeleyi. Okumayabilirim ya. Çünkü şimdi orada bir şeyle karşılaşacağım. Böyle telefon evet. Karıştırma huyum da yoktur. Şimdi bir şeyle karşılaşacağım, üzüleceğim. Böyle hani hayal kırıklığına uğrayacağım. Şimdi bilmediğin şey seni üzmez. O zaten şöyle bir şey var. Hayatta şöyle bir şey oluyor. Bunu çok deneyimlediğim için çok net söyleyebilirim. Yani ne günlük okurum, ne telefon karıştırırım, ne takip ederim, kovalarım. Böyle bir tık diye önüme gelir zaten. Tamam artık bu kadar naiflik şey var, salaklık demeyeceğim. Naiflik yeter şey var. Yani bazı gerçekleri görmen lazım, buyur deyip önüme fotoğraf gelebilir. Al falan olup o anda öğrenebilirim. Ama çok kovalamayı kendime yakıştırmıyorum. Bunun üstüne sürekli düşünüyoruz biz de. Herkesin çünkü yani özel hayatını özel... Benim kendi özel hayatım bence çok kıymetli. Yani kimsenin de beni karıştırmasını istemem. Eşim kendi beni karıştırmasınlar derken başka birinin özel eşyalarını karıştırmak pek adil olmaz. Hoş olmaz tabii. Evet. Batıl inancınız var mı? Bir tane batıl inancım var. Yıllar önce kaldı. Onu da hani bir tane de hayatta bir batıl inancım olsun diye tutmaya çalışıyorum. Çünkü hani beni ben yapalım. Ya o tabii yani benim hani her şeyi halledebiliyor olma halim bazen çok sıkıcı geliyor. Bari bir tane bir şeyim olsun diye tutuyorum gerçekten. O da bana karşı bir fermuarını kapatmasın. Böyle yan dön. Bakma. Ne oldu mu oluyor? Aynaya karşı bile fermuarımı kapatma. Neymiş? Ne bileyim bir tarih kısmetini kapar demiş bir. Kapanmasın kısmet. Bunu bilelim çok... efendim ihtiyacı olanlarımız var. Ay ben o yüzden çok kısmetliyimdir bak hiç kapattım. Neden fermuar kapattırmazsınız? Yandık. Ben de çalıyorum biliyor musunuz batıl inanç? Yani dediniz ya ben boku yedim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ben bu iğne iyi. Batıl inancı çalmaya razıyım. Ben hastalık çalıyorum. Oo. Evet. Biri benim karşımda başım ağrıyor desin 10 gün yatabilirim yani. O yüzden böyle üzerime afiyet, üzerime afiyet. Öyle batıl yani. Bak bu da bir batıl olur. Evet. Üzerime afiyet. Ama işe yarıyorsa artık yani. Yaratıyoruz şey. Mecburen yani. Çünkü buna çözüm bulmak zorundaydım. Böyle bir şey buldum. Gayet iyi oldu. Sistem çalışıyor. Gerçekten saçma sapan bir soru. Siyah nokta sıkmayı sever misiniz? Çok saçma bir şey. Çok saçma bir soru. Yok hiç sevmem. Hiç öyle şeylerden hoşlanmam. Evet. Aranızda seven var mı? Manyakları seven var, var bunların. Ağzı sulanan var. Ben anlayamıyorum çok seven yeri. Hanımefendi videoları var bunun.
Neyse ya, çeşit çeşit insan var bu dünya böyle bir yer. Kimseyi yargılayamayacağım. Yani şahsen ben no. Hiç her şeyden çok sıkılıp eve kapanmak ve kimseyi görmek istemediğiniz bir dönem oldu mu? Oldu aslında. Bazen oluyor da aslında. Ama ona fırsatım olmuyor tabii yani. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Yani bunu ciddi olarak algılamam gerek sanki. Herkesin böyle zamanları olur tabii ki. Mesela ben kendime çalıştığım dönemlerde hayatım boyunca yani hep böyle konu başlığım olurdu. Yani işte doz meselesine. Ya bu doz meselesi nedir ya? Her şeyin sonsuz mu? Hani ne kadar tüketmek lazım? Yani işte bazen bir dönem ego, bir dönem işte bilmem ne falan. Her dönemde benim böyle bir kafamı kurcalayan kendimle ilgili bir meseleyi konu başlığı haline getirip altına doldururum. Bir dönem böyle kıskançlıkla ilgili bir şey olmuştu yani bir yoğunlaşmam oldu. Yani neyi kıskanıyorum ben, niye kıskanıyorum, ne kadar ayıp bir şey kıskanmak ya falan filan deyip dedim ki beni birkaç gün aramayın, sormayın ama merak da etmeyin. Kendimi yani biraz evde kendimi sorgulamam lazım. Ya hakikaten kendimle oturup böyle konuşup yani neyi kıskanıyorsun, ne olabilir? Yani senden daha fazla birini beğenirse ne olur? Yani giderse ne olur üzerine çalışmalar hakikaten yaptım. Böyle kimseyi görmeden bir şeyleri analiz etmek ve kendi içinde bir takım yolculuklar yapmak için yalnız kalmak ve eve kapanmak aslında iyi. Ama bu tabii bu amaçla yaptığınız zaman öbür türlü depresyona eğilimli biri değilim. Aşırı derecede ve sıkıcı bir biçimde yani kendimden sıkılacak kadar iyimser bir yapayım. Tahmin ediyorum. Ya ne yapalım hayatta böyleler o kadar çok ki. Bir de kendi derdim olduğu için hani onu nasıl çözeceğim? Çünkü çözülüyor mu? Tabii ki çözüyor. Hayat bunun için zaten. Hayat bütün bunları yani defolu yaratıklarız ve bütün bunları çözmek için. Ben kendiyle yüzleşme cesareti gösteren biriyim. Yani bu anlamda kendine sağlam girişen biriyim. Korkmadan. O yüzden böyle zaman içerisinde onu çöz, bunu çöz, bunu anla. Ha okey tamam bu nasıl? Çünkü hayat dediğin şey öyle çok uzaklarda aranacak bir şey değil. Gerçekten var olmayı yani varoluşun anlamını bulmak için bir yerlere gidip kapanmak falan filan aslında gerek yok. Ya da işte aşramlar, manastırlar, onlar bunlar. Birileri de değil. Mucize de, suçlu da insanın kendi içinde. Kendi içindeki, kendi tapınağına döndüğünde bütün soruların cevapları zaten geliyor. Yani işte düşünmeye başladığın andan itibaren algıda seçicilik mi o artık nedir bilmiyorum. Önüne de geliyor. Yani açıyorsun bir kitabı, o anda hayatla ilgili sorduğun soru o cümleyle karşında işte yolda bir çocuğun bir yaptığı hareket, bir hayvanın kendini işte kedinin yalaması ya da işte ne bileyim o gün günün doğuşu. Yani o kadar çok bilgi var ki radarları açmak lazım sadece. Fazla empati kurmaktan yorulup artık bundan sonra bencil olacağım ben biraz dediğim bir zaman oldu mu? Olmaz mı? Hayatımı bencil olmaya çalışmakla geçiriyorum bir yandan da. Aşırı empatiden zaten o hastalıkları almak. Yüksek empati hem iyi ama doz aşımı olduğunda yani çok iyi bir şey değil. Hakikaten hastalıkları da çekiyorsun. Tabii meslek için muhteşem bir özellik bu arada tabii. Tabii kesinlikle öyle. Yani oyunculukla ilgili empatiyi mutlaka bir konu başlığına getirmek lazım. Ama şeyi bilemiyorum mesela bu içten gelen bir şey mi? Hakikaten insan içinde var mı, geliştirilebilir bir şey mi bilmiyorum yani ama. İçten yani yetenek denilen şeyin içinde olan unsurlardan biri olarak olabilir. Düşünüyorum empati. Yani bizim işimizi mesela oyunculuğu empati yoksa yapamazsın. Mümkün değil. Anlamazsın bir ki. Bir de çalışarak nasıl yapacaksın? Belki tip ezberlersin de onun adı da empati değil. Değil. Peki en son ne zaman söylene söylene bir iş yaptın? En son şöyle 2008'de. Bir dizide oynadım ve çok uzun saatler çalıştık. Allah'ım dedim artık yok yapamayacağım falan. Zaten o benim oyunculuğa ara verdiğim bir 8 sene haline dönüştü. Ben tabii kurtlu olduğum için boş durmadım. 8 albüm yaptım o arada yani tabii, çok evet. Hayırlı oldu ama gerçekten hani yıldım. Yaptığım işten yıldım. Biraz ara vereyim dedim yani bu böyle olmaz. Çünkü sahnenin başından sonuna tipin kayıyor. Ne oynadığını hatırlamıyorsun. O zamanlar bir de gerçekten bu. Şimdi yine dikkat ediliyor çalışma saatlerine. Şu anda yani insanlar bir 12 saati 5 dakika. Bizim setimiz kesinlikle 12 saat. 5 dakika açtıklarında filan filan olarak. Tabii biz öyle yerden geliyoruz ki kaç senedir.
şu anda öyle şikayet etmiyorum yani. Gelişmedir. O aynen öyle tabii. Çıkıyor. Büyük hareket bu bence. Tartışmaya girmemek için alttan aldığın ve arkasından sövdüğün biri olur mu? Ancak iletişim kuramadıysam. Çünkü ben iyi bir münazaracıyımdır. Anlamak üzere tartışırım. Mutlaka onu anlamaya ve ikna edilmeye de açık olduğum için yani bir egom yok yani haklı çıktım gibi bir egom yoktur. Anlamaya çalışırım. Hatta tezimin çürütülmesini isterim. O ana kadar olan ama bütün tezlerimi sırayla koyarım. Yani sonsuz tez de getirebilirim. O arada sanki ben inat ediyormuşum gibi zannederim. Aslında ben de kafamda hiç soru işareti kalmasın diye bütün tezleri saçarım ortala. Hala beni ikna ediyorsa çok hoşuma gider. Yani çünkü güçlü bir yapıyla karşılıklı anlamlı bir münazara. Yani sizin karşınızda çok tartışabilen yoktur. Ben biliyorum çünkü sizin bu tarif ettiğiniz şeyi çok ama çok iyi biliyorum. Yani mesela gerçekten hiç buna niyeti olmayan ve gerçekten böyle hiç dinlemeden ne dediğini böyle üstüne üstüne konuşup bir de lafı konuyu saptıran insanları arkadan söverim. Onları da hak ediyorlar. Hiç bir mekanda pidenin üzerine çörek otuyla adın yazıldı mı? Evet. Pide çok severim. Bir de üstüne ismi yazdım. Yani şöyle şaka bir yana gerçekten mesela İstanbul dışı işlere gittiğimiz zaman şimdi ben et ve tavuk yemiyorum 20 yıldır. Ne yiyecek diyorlar. İşte o zaman beni pideye dayıyorlar. Onu da böyle hani çok bizde öyle bir ağırlama durumu vardır evet. Ya. Anadolu'da tabii bizi öyle bir pideyle ağırlıyorlar ve şenlendiriyorlar sağ olsunlar. Her seferinde çok güzel oluyor. Nasıl bir davranış küfür etmene sebep olur? Şiddet içerikli bir hayvana yani haksız yere bir kadına ve bir çocuğa uygulanan. Yani bir haksızlık olduğu zaman gerçekten ve şiddet içeriyorsa özellikle küfrü basar. Taro ile hiç vallahi geliyor terlik gibi bir iletişiminiz oldu mu? Olmaz mı ya? Hangi yani anne terliği diye bir şey var bu hayatta. Terlik olmadı ama benim şimdi insanlar tabii gözlerimi beğeniyorlar sağ olsunlar ama onun mesela sinirli olduğu zamanları bilmiyorlar. Mesela beyaza dönüp köpek balığı gibi baktığım zamanlarda korkunç olabiliyorum. Bir çocuk için de çok korkunç olabiliyor. Taro da neticede benim çocuğum ve gözlüklerimi taktıydı isem geçmişte ve beni sinirlendirdiydi ise şu gözlük altından Taro diye bakıyordum yani Taro desem bile o bembeyaz gözlük anne ne olur gözlüklerini çıkarma öyle bakma falan deyip korktuğunu yani karşılaştığında belki bir de onun dilinden duymak lazım. Tabii mutlaka yan yana geldiğimizde soracağım çünkü adam şu an bizim gözümüzde bayağı cool bir herif ne terli ya ama falan ki, der diye düşünüyorum. Evet karizma çizmese miydim ya? Yok çocuktu yani o zamanlar. Duymaktan en çok hoşlandığın sözcük ne? İtiraf ediyorum. Şevalim sizi gördüğümde çok mutlu oldum. Ya. Evet. Ya şu var bak ben insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Ve hani düşün çünkü şöyle bir şey oluyor. Hayat kolay bir şey değil. Hayat çok zor. Gündelik hayatta insanlar bunca mücadele içerisinde birbirine ne iltifat edebiliyorlar, ne özen gösterebiliyorlar, ne duygularını ifade edebiliyorlar. Yani bir harala gürele içerisinde. Diyelim ki bir markete girdim ve hani böyle artık otomatiğe bağlanmış vaziyette parayı alıp işte fişini veren insanlar var. Haklı olarak yani yılmışlar. Kafasını kaldırıp beni gördüğünde ay Şevval'im ben sizi çok seviyorum. O kadar mutlu oldum ki sizi görmekten dediği anda inanılmaz mutlu oluyorum. Beni en mutlu eden şey bu olabilir. Yani bu gerçekten inanılmaz mutlu ediyor beni. Evet, öyle de anlatıyorsunuz ki beni bile mutlu ediyor. Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten seni görmek inanılmaz mutlu ediyor. Şevval Hanım'a söyleyeceğiz bunu. Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya sahnede mesela bazı sahneler var. Yani beni gördüğüne çok mutlu olan bir tribün düşün mesela. Birkaç defa gözyaşlarımı tutamayarak ağladığım oldu. Yani sahneye çıkar çıkmaz Allah'ım yani nasıl güzel bir şey bu deyip ağladığım zamanlar oldu. Beni gerçekten çok mutlu ettim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir anne bedduası sayılan Allah sana da senin gibi bir çocuk versin lafını işittiğin oldu mu ve bu oldu mu? İşittiğim? Evet. Hiç olmadı. Ben o kadar hayırlı bir evlatım ki. Hadi ya. Tabii canım.
anneciğim bir kere. Annem de hiç aman canım benim kızım iyi ki doğurmuşum der sürekli. Hiç yani öyle bir şey demedi. Aa, ama güzel. Ona rağmen Taro biraz yordu bizi. İçinden mi söyledi kadın acaba? Taro ergenlikte yordu ama sonra vay dedim yani ne çocuk olmuş. Benim evet, payım maşallah. Var mı bir şey yaptım var. Bizden de aynı cümleyi kuran vardı. Ne ay, çocuk olmuş tatlı. Deyince sizinki gibi duyulmuyor tabii onlarınki. Ben ona demiyorum ama bir demek üzere gidip geldiğim zamanlar oldu. Ama demedim ya sonra torun bakacağız yani ya başımıza evet, da gelebilir. 2021 yılında tanışıp en çok sevdiğiniz kişi kim? Enlerim yok aslında benim ya. Evet yani var tabii birileri yani ama işte ne bileyim vardır yani değil mi? Evet evet anladım geçiyorum o zaman. Taro ile flörtleşmeye çalışan kadınlara ara ara ayar olduğunuz olur mu? Hiç olmam çünkü ben hiç öyle bir kaynana modeli değilim. Şöyle söyleyeyim. Fakat şöyle oluyor mesela beni eğlendiren bir tarafı var onun. Yurt dışına gittiğimiz zaman benim kim olduğumu bilmiyorlar ya. Biz de Taro ile diyelim ki Londra'dayız işte el ele geziyoruz falan filan bilmem ne. İşte kızlar flört edecekler ama hani neyse olgun kadınlardan hoşlanıyor falan diye düşünüyorlar. Yani ben de biraz yine güzel duruyorum yani çok. O bazen biraz sakal bıraktığında daha büyük duruyor. Ben biraz çıtı pıtı giyindiğimde daha genç duruyorum falan. İşte yok yok diyor yani annem falan. Annen mi? Nasıl yani annen? Bir dakika falan diye böyle bir pub'a gitmiştik çünkü. Bütün iki kişi inanamadı buna. Sonra bütün arkadaşlarını getirip bak annesiymiş ya nasıl annesi miymiş ya falan böyle. Hani kendimi birden National Geographic'te Safari'nin aslanı gibi hissettim ama yani. Kameramanı bir de dönüyorlar. Evet, fili falan gibi hissettim. En sevdiğiniz küfür ne? Şimdi adlı adınca burada söylemeyeyim. Ayıp olur. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Küçüklükte ilk öğrendiğim ya da ilk geliştirdiğim küfür olabilir. Olur. Çünkü hiç küfür bilmiyorum. Küçücüğüm birine çok sinirleniyorum. Pis adam Afrika'ya git. En büyük küfürüm küçüklüğümde. Çünkü pis adam en kötü. Afrika'da hakaret. En uzak yer. Afrika'da en uzak yer o zaman benim için. Pis adam Afrika'ya git. Gerçekten. En sevdiğim küfür bence bu. Aynen biz de bunu yemiş gibi davranalım. Peki. Ay şimdi adlı adınca söyleyeyim mi? Ana avralım. Evet tamam. Şey oldu. Ben zaten onu söyleyemeyiz dediğiniz anda anladım galiz bir şey olduğunu. Ama şeyi çok ay anasını satayım ya falan diye çok kullanırım. Yani ortaya karışık gibi bir şey. Evet. Eda Ece'yi sürekli uyardığınız bir hareketi var mı? Bence Eda beni uyarıyor bir konuda. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bunun sebebini bu hafta konuşmaya başladık. Çünkü Şevval dedi sen sürekli bir şey aynı şeyi tekrar yeni bir şeymiş gibi bir daha söylüyorsun. Onu aldım biliyor musun? Bak onu aldım biliyor musun? Aldım onu biliyor musun? Biliyor musun onu aldım falan gibi böyle. Ne olabilir acaba? Senin sağlığından şüphelenmeye başlıyorum. Gerçekten mi falan? Çünkü dedim ki bazı hikayeleri tekrar tekrar anlatıyorum. Hikayeyi seviyorum ya. Dedim ki yani acaba hikaye sevip onlara doyamadığım için mi aynı şeyi anlatıyorum? Ama hani saçma sapan bunu aldığımı da 1000 kere söylüyorsun. O yüzden beni uyarıyor. Yeter artık şey var sağlığından şüphelenmiyorum falan diyor. Ben onu çok uyarmıyorum yani onunla çok eğleniyorum. Yani hayatta en eğlendiğim insanlardan biri. Uyarsam sadece çok telefonda sürekli kafa hiç durmadığı için oradan onu hallediyor, buradan bunu yazıyor, onu şey yapıyor, okuyor, buna bir şey yolluyor falan filan. Tek onunla ilgili uyarabilirim. Evinize televizyon aldınız mı? Hala alamadım. Alayım artık noktasındayım. Evet yani 20 yıla yakındır. Bu bayağı ya, mevzu sizinle. Evet yani aslında benim hani ben sanki televizyon meselesinde snobe ediyormuşum gibi zannedildi. Halbuki alakası yok. Yani bir kere televizyon aldım. Onu bağlatmam gerekiyormuş. Ya bu baktım bir şey göstermiyor. Çalışmıyor herhalde deyip attım. Sonra da elektronik aletlerle... Siz duymadınız. Dedi ki bir tane aldım onu bağlatmam gerekiyormuş dedi. Ya fişe taktım ama. Hay Allah evet. Yok aslında onun bir sürü uydusu, gündemlisi, kutusu mutusu. Yani bir şey çok komplike o zaman çok sıkılıyorum. Ha. Bir de çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Benim televizyon izlemeye vaktim yok. Evet. Kaldı ki bu internet meselesi başladığından beri her şeyi ben televizyonda ya da bilgisayarda görüyorum. Hı-hı. Telefonda ya da bilgisayarda evet. Görüyorum. Yani vakti olan insan için televizyon şahane bir şey. Hele bugün artık dijitaller, şunlar, bunlar, evet. Olasılıklar, sonsuz olasılıklar evet, var. Evet. Ama mesela benim öyle bir vaktim gerçekten yok.
Ben mesela hani işte sete gidiyorum sabahın gününde, akşama kadar çalışıyorum, oradan çıkıyorum, havalimanına gidiyorum, uçağa biniyorum, gece bir yere işte gidiyorum, iki saat tepiniyorum sahnede, şarkı söylüyorum, gece uyumadan sabaha karşı geliyorum, işte bir duş alıp tekrar sete gidip 12 saat çalıştığım zamanlar oluyor. Yani ne ara izleyeceksin? Evet. Gerek yok bu, zaten. Evet, yani bu tempo hep böyle devam televizyonu ediyor. Televizyonu biz alıp sizi seyrederiz. Şey yapalım, ne yapalım. Türk dizilerinde çok fazla entrika var. Siz hiç kendi hayatınızda entrikalı bir durum içerisinde yer aldınız mı? Arkanızdan iş çevrildiğini fark ettiniz mi? Fark ettim tabii ki. Oldu. Çok iş çevrildiğini. Ne yaptın? Yani şöyle, ne yapayım, bir şey yapmadım. Arkamı dönüp gittim. Hmm. Öyle gittim yani. Öyle ikinci falan da değilsiniz. Ay kim yorar insanı ya? Ondan uğraşamam ya. Hemen önüme bakmam lazım. Üf, çok iş var hayatta. Uğraşacak çok şey var. Müthiş. Yani kimseyi kim duyacak kadar zamanım yok. Hanımlar beyler, sizce yeterince dürüst müydü? Teknik lise okumuşsunuz. Meslek lisesinde restorasyon okudum. Evet, sonra grafik mesela şeyde, okudum. Tabii. Meslek lisesinde restorasyon okudum. Dolmabahçe Sarayı'nda çalıştım. Staj yaptım. O dönem cariyeler bölümünde restorasyon... Yani cari olarak değil tabii. Umarım değildi. Çünkü o biraz. Yani orada şeyler yaptık. O dönem çok keyifliydi. Yani restorasyonu ben hem İstanbul'u hem tarihi çok sevdiğim için aslında biraz da seçtim. Ama tabii orada biraz da şey yapmak için yani. Orası rahattı. Peki grafik Marmara yani grafik, Güzel Sanatlar? Grafik Marmara Güzel Sanatlar, evet. Mimar Sinan heykeli kazanmıştım. Annemle böyle konuştuk, annem dedi ki grafik çok daha keyifli falan dedi. Sonra bir reklam ajansında da bir ay staj yaptım ama yok. Sonra olmadı. Oyuncu. Yani sizin çocukluk hayaliniz neydi? Çünkü yani hani şimdi grafik, restorasyon, oyunculuk, müzisyenlik falan filan, çocukken bunların tamamını, yani bir sanatla ilginiz var o belli de, hani bunu mu hayal ediyordunuz çocukken? Yani aslında küçükken yanlışlıkla kadın olmuşum galiba, benim erkek olmam gerekirdi gibi bir tarafım vardı. Çok oğlan çocuğu gibiydim. Mesela hayallerimden bir tanesi, o zaman çok kadın yoktu, şimdi var. Bir benzincide pompacı olmak, sanayide tamirci olmak gibi hayallerim vardı. Çünkü mesela araba çok severdim, hala çok severim. Mesela lisede ders aralarında sürekli manuel ya arabalar. Aha. O zaman. Ben hala manuel araba severim. Sürekli böyle debriyaj gaz, ders dinlerken debriyaj gaz pratiği yapardım. Yani onu çünkü yokuşta kaldıracağım, onun kavrama noktası var bilmem ne filan. Bazen bir yere yetişirken otomatik araba kullandığımda yanlışlıkla böyle bütün söyleşmişler gibi. Dur Şevval, ne yapıyorsun, bu bir otomatik araba filan deyip böyle durup tekrar D'yi alıp güzel güzel gidiyorum. Evet. İlk başladığınız iş Süper Baba mı Şevval Hanım? Dizi, evet, Süper Baba. Evet. Süper Baba başladığında zaten 3 tane mi 4 tane mi ne dizi vardı? Evet. O günden bugüne kadar bir de... Dans Tango vardı, Süper Baba, Bizimkiler. Bir de bir şey daha varsa da ben hatırlamıyorum. Vardı. Ben de 3 saydım. Ya Yalan Rüzgarı işte falan gibi falan böyle yabancı diziler. Bu sektörün tam başı, çok müthiş ekiplerle çalışıyordunuz falan ve oradan... Büyük şans tabii benim için. Ya hem bizim için de büyük şans. Biz o insanları seyretmeyi becerdik, yetiştik. Benim için ekstra büyük şans tabii. Yani belki bugün olsa oradan başlayamayabilirim yani. Hani az önce anlattığım, evet. Hani zaman içerisinde oyunculuğu öğrenmem hayatla paralel gitti derken onun için söylüyorum yani. O zaman şanslıymış. Evet, maşallah, gerçekten öyle. Peki o dönemden bu döneme baktığınız zaman değişimi nasıl görüyorsunuz? Biz çok enteresan bir jenerasyonuz çünkü hiçbir şey yoktan çok şey varı şahitlik ettik. Yani bir geçiş dönemi jenerasyonuyuz. Yani aslında bilinç evrimimiz buna müsait mi onu bilmiyorum ama yani bana bu televizyonu ayarlatmak lazımmış gibi de geri döndü aslında belki de o süre içerisinde. Yani televizyonun falan olmadığı dönemlerden siyah beyaz renkli kanallar şunlar bunlar derken bir anda artık böyle Mars'ta koloni kurulması üzerine
konuların konuşulduğu, kuantum, işte bilmem ne gözlüğünden sanki oradaymış filan gibilerin konuşulduğu bir döneme geldi ki. Geçişe şahitlik ettiğimizden başka bir şeyim yok yani, değerlendirmem henüz yok yani. Sadece hakikaten enteresan bir jenerasyonuz yani, onu söyleyebilirim. Evet, siz zaten o yani o olan bitenin, o yolun keyfine... Yani mesela bugün olanlar siyasi olsun, teknolojik olsun, ilişkiler olsun, işte her konuyla ilgili... Bundan 50 sene öncesiyle mukayese, yani 20 sene öncesiyle, 30 sene öncesiyle bile mukayese edilebilecek bir dönemde değiliz. Yani. 30 sene öncesiyle mukayese edilebilir. İşte bilmem ne savaşları olmuş, o zaman böyle olmuş, şimdi bu savaşlar var. İşte politik bilmem neler, stratejik şunlar filan filan. Şimdi bambaşka bir dönemdeyiz, evet. Yani. Hiçbir şey, geçmişe dair hiçbir şey birbirine benzemiyor. 10 sene öncesini tarih diye zaten evet, anlatıyoruz evet, artık. Yani. Şevval Hanım'a bu hafta Meksika'ya tatile kimle gideceğini soruyoruz. İlk seçeneklerimiz Nesrin Cevatzade ile mi gidersiniz, yoksam Ece Dizdar'la mı gidersiniz? Nesrin şey bir kızdır yani, hani o böyle ne bileyim hani... Biraz şeyi sever, mesela hani güzel ağırlansın, lüks, güzel şaraplar içilsin filan. Aslan burcudur o öyle. Hani benim gibi böyle sokak çocuğu gibi gezmeyebilir. Ece daha bir olabilir. Ece daha Dizdar, bir. Evet. Ece Dizdar'la o zaman evet, devam ediyoruz. Biz bu arada Nesrin'le de tatil yaptık. Orada da son derece uyumlu, eğlenceliydi yani. Tamam. Güzel, tekne tatilimiz oldu onunla. Ya o da olur ama hani şimdilik Ece olsun. Tamam. Ece Dizdar'la mı yoksa Nilperi Şahinkaya'yla mı? Ay Nilperi de çok şeker, bayılıyorum ona ya. O da çok böyle şey geliyor bana. Çok sanki tatlı, çok eğlenceli olurmuş yüz gibi. Bir de böyle vizyoner de bir kız. Evet. Şimdi Ece'yle gittik tatile, geldik. Ben şimdi Nilperi'yle gidiyorum tatile. Ay öyle değil ama evet. Olsun tamam, öyle olsun. Nilperi Hanım'la evet, devam ediyoruz. Nilperi Şahinkaya'yla mı yoksa Cem Davran'la mı? Ay Cem'cim, çok severim Cem'i ya. Cem de çok eğlencelidir. Bir de çok güleriz. Hadi geri döneyim, bir de Cem'le gideyim. Ama şimdi yani aferin, ben sizin kafanızı karıştırmayayım ama seçtiğinizle gidiyoruz. Daha hiçbir yere gidilmedi. Gidemedik mi? Ve dönülmedi. O yüzden hadi Cem... Ay Cem'cim ya, şimdi yormayayım onu. Hadi Nilperi'yle gidelim. Nilperi'yle devam ediyoruz o zaman. Nilperi Şahinkaya'yla mı yoksa Gülenay Kalkan'la mı? Aa, Gülenoş'um da çok şekerdir, çok eğlencelidir. Ona da gittik tatile. O da çok uyumlu, ne şarkılar söyledik. Hadi bu sefer Nil şeyle olsun. Gülenay Hanım. Gülenoş'umla olsun. Ona çok güzel atırkalar söyledik ettik. Bak oh, mesela teknede beraberdik yine. Gülenay'la biz bir başladık atırka söylemeye. Yan tekneden alkış geldi. Hani o başta bir soru sormuş. Gerçekten geldi ama onun da sesi çok güzeldir. Bu arada biz nasıl hep tatile gittiğiniz insanları tutturduk onu bilmiyorum. Bilmiyorum valla. Peki Gülenay Hanım'la mı yoksa Eda Ece'yle mi Meksika'ya gidersin? Yani... Eda Meksika'ya benle gitmek ister mi bilmiyorum ama ben Eda ile giderim her yere. Tamam. Eda ile devam ediyoruz. Bitcom. Eda Ece ile mi yoksa George Clooney ile mi? Eda. Bana ne George Clooney'den? Çok haklısın. Aa, sen al be. Aa diyor. Yok ya, Eda ile şahane. Aynen. Eda şu anda bir numara. Eda Ece ile mi yoksa Melisa Doğu ile mi? Bak dersiniz, şimdi çok pis bir yerden girdiniz. Evet, olmadı. Şimdi var. Melisa'yla da gittik tatile. Onu da tutturdum. İnanılmaz. Bu bir. İkincisi... Zaten George Clooney ile gitmediğiniz için huyuz oldunuz. Melisa'nın inanılmaz kokteylleri var. Bak evet, şurada saydığın Nilperi ve George hariç. Gülenay, Nesrin, Ece'yle de daha gidemedik ama hı-hı, giderim. Melisa, Eda. Biz zaten böyle bir gittik tatile. Şimdi hepsiyle giderim. Gayet. Hepsine iyi gittim. O hepsine zaman peki gidelim. Eda'yla mı? Ya niye öyle bir seçenek sunuyorsun şimdi? Çünkü işte işin... Ama şimdi Melisa olmazsa şimdi o kokteylleri kim yapacak? Artık tarifini alacaksınız, kendiniz yapacaksınız Şevval Hanım. Bu böyle aa, tek kişiyle gidilebiliyor. Peki, sonraki... Eda'yla devam var ediyoruz. Eda'yla devam ediyoruz o zaman. Yani... Melisa'dan özür diliyorum. Melisa benim çok eski arkadaşımdır. Ya. Ben arar konuşurum. Tamam peki. Eda'yla devam Melisa, ediyorum. Melisa kalbim sende kaldı canım benim. Eda ile mı gidersiniz yoksa Bradley Cooper'la mı? Bu kadın bu tipleri sevmiyor. Evet, Eda ile devam ediyoruz. Gidelim.
Eda ile gidiyoruz. Bradley Cooper'a da çengeli attık. Peki Eda ile mi gidersiniz, Rihanna ile mi gidersiniz? Ne yapayım Rihanna'yı ya? Neyse böyle sor, böyle. Daha iyi. Eda ile giderim. Çünkü öbür taraftan başımıza... Öbür tarafta evet ya, çok peki, seçenek. Eda ile mi gidersiniz yoksa Jason Momoa ile mi? Bununla zaten... Çok kaslı. Çok kaslı mı? Tek problemi gerçek o olsa... Gerçek gibi değil. Değil mi? Eda. Eda'yla Jason Momoa bir kez daha seçilmedi ve o kadar mutluyuz ki kendisini uğurluyoruz. Bu şey, su geçirmeyen ayı olarak Aquaman'da oynadı. Balık olarak değil. Bu o muydu? Evet. Tabii kaslarından tanımam lazım. Aynen, ben de memcuklerinden tanıyorum. Peki Eda Ece mi yoksa Shakira mı? Eda Ece. Çok güzel. Shakira ile gördüğüm kadarıyla ben gideceğim zaten Meksika'ya. Eda Ece mi, Seda Sayan mı? Eda. Eda ile devam Eda'yla ediyoruz. Yani şimdi bazı insanları da tanımıyorum yani tatilde nasıl olurlar. Yani ayıp arada, olur arada kaldıklarım, şimdi. Şey arada kaldıklarım çünkü tanıdıklarım şimdi. Evet. Eda Ece mi, Martin Scorsese mi? Bir şartla demiş. Ama neyse artık beni de oynatmaz. Tim Burton deseydin dururdum bak. Ben bir Tim Burton hayranıyım. Değilim. Deme. Eda. Tatil Eda. Bu ya. İş değil tatil Eda. Eda ile devam ediyoruz. Eda Ece mi yoksa Selim Bayraktar mı? Ah canım ya. Bak şimdi çok fena arada bıraktım. Eda. Şimdi orada bir takım şey yapmam lazım. Mesela Selim'le biz beraber bir filmde oynadık bu geçtiğimiz yaz başında. O kadar eğlendik ki dünya müthiş şekeri. Müthiş bir adamdır zaten. Gerçekten her türlü her yerde giderim. Hı-hı. Ama tatil kız kıza dair. Tamam Eda. Eda ile devam ediyoruz. Eda'yı aşamadık çok garip. Eda Ece ile mi gidersiniz yoksa Johnny Depp ile mi? Eda ile gidiyorum. Kesin Eda ile giderim. Ne yapayım Johnny Depp'i ya? Johnny Depp'ten daha yakışıklı oğlum var bak. Aynen. Oğlumla giderim. Onu doğru söylediniz. O yüzden Eda ile devam ediyoruz. Eda Ece ile mi gidersiniz yoksa Hazar Ergüçlü ile mi? Hazar'la da filmde oynadık. O da çok şeker. Ya ona da gidilebilir bak. O da eğlenceli olabilir. Ama Eda canımıza okur gibi daha görünüyor. Daha başımda. Yani, evet. Eda'yı tek git. Eda ile mi gidersiniz? Gillian Anderson'la mı? Aa, onun da oyununa gittik Eda ile birlikte. Bence yine Eda ile birlikte onun oyununa gideyim. Londra'da All About Eve diye bir oyuna gittik, izledik. Hatta bahsetti belki burada çalışırız evet, yapmayı falan da düşündük gibi planımız falan ama, vardı. Evet. Bir ertelenmiş diyelim şimdi. Araya pandemi tabii girdi, evet. Yasak elime çok yoğun tabii. Neden olsun belki olur. Keşke. Aa. Evet daha fazla uzatmıyorum ben. Eda'ya geçemeyeceğiz çünkü. Hanımlar beyler Eda Ece ile gidiyor. Şu an 128 bölüm mü oldu? Olmuş Yasak olabilir Elma. Evet. Beşinci sezon. İnanılmaz bir başarı. Kadınların ağırlıkta olduğu bir ekiple çalışıyorsunuz. Ve Eda ile konuştuğumuz zaman da bundan çok bahsetmiştik. Yani o dişil enerjinin işe çok büyük bir faydası olduğunu biz düşünüyoruz. Sen öyle düşünüyor musun? Düşünmeme gerek yok öyle zaten. Evet. Yani gerçekten bir kadın gücü durumu var evet. Ama... bence bazı ezberleri de yıkmış olabilir Yasak Elma bu anlamda. Mesela bize Fatih Aksoy bizim patronumuz. Biz şimdi düşman oynuyoruz önce Yıldız ve Ender olarak. Dedi ki bak yani şöyle bir durum var dedi. Yani dizide birbirine düşman oynayan iki kişi zaman içerisinde gerçek hayatta da birbirine düşman oluyorlar. Yani hani siz de bir ara muhtemelen bozulacaksınız gibi. Çünkü bizim işimiz de enteresan biçimde aslında böyle Yasak Elma dediğin şey yüksek ego üzerine kurulu bir şey. Yani güzel kadınlar, bilmem neler, hani almalar, entrikalar. Aslında gerçekten en sevdiğim şey diziye dair. Dizinin ismi. Bütün inanç sistemlerinde elmayı yiyenleriz biz çünkü. Fakat zaman içerisinde biz bu tezi çürüttük. Ve hani gerçek hayatta o kadar iyi arkadaş olduk ki Eda ile. Bize göre dizi... de hikaye yazmaya başladılar. Yani bir en yıl olduk. Hatta geçen sene çok komik bir şey oldu. Altın Kelebek'te yılın çifti kategorisinde biz iki kız olarak çifttik yani. Bence çok bize iyi. Vermeleri gerekiyordu. Evet, keşke yani hep işte ne bileyim bir olan bir kız, bir olan evet. Bir kız falan filan. Biz iki kız olarak
Eda ile ikimiz yılın çifti olmaya aramak kalmıştı. Peki set nasıl gidiyor? Yani çok eğlendiğinizi biliyoruz biz. Ama mesela hani sette şöyle bir şey oldu diye anlatabileceğim bir şey var mı bize? Ya şöyle bir şey var. Yani ben çok hakikaten çok keyifle çalışan biriyim. Yani ortam ne olursa olsun problemli de olsa mutlaka bir çözüm odaklıyımdır. Herkesi yumuşatırım. Kimseyi yani ezmeye çalışmam. Ne bileyim. Eğlenerek çalışmayı severim. Eğlenerek çalışabileceğim hale getirirken insanlar da benimle birlikte eğleniyorlar. Şimdi bazen de şöyle bir şey oluyor. Neticede dizinin en yaşlılarından, en yaşlısı benim galiba. Öyle bir şey olabilir. Benim arıza çıkarmadığım yerde, yani ben arıza çıkarmayınca da kimse de çıkarmıyor. Yani Şevval çıkarmıyorsa biz de çıkarmayalım bari de diyor da olabilir. Ama zaten hani her sabah dans ederek giriyoruz sete, işte aralarda gülüyoruz, işte herkesin bir kod adı, ismi var. Ne bileyim herkese bir isim takıyorum, işte eğleniyoruz. Yani çok eğleniyoruz. Yani ekip de şahane, bütün ekip şahane. Ve sürekli hani dans ederek, eğlenerek, gülerek bazen böyle hani herkes birbirinin sıkıntısını tolere ediyor. Biri böyle anksiyeteye tutulursa onu tolere ediyor. Biri geç kaldı ve panikse sadece onu sıkmaya falan yapıyor. Öyle enteresan bir şey var. Enerji var bizim setimizde. Hani gelen o enerjiye kapılıyor. O böyle tatlı tatlı yumuşak. Ay çok eğlenceliymiş, burası şahaneymiş ya, ben keşke daha önce gelseymişim falan diyenler oluyor yeni başlayanlar. Hakikaten çok şanslıyım. Genelde benim setlerim güzel olur. Çok efsane setlerde çalıştım. Ama hakikaten bu benim en mükemmel setlerimden bir tanesi oldu. Ya, yani şöyle, Aşkın Dağlar'da Gezer keyifli bir setti. Böyle güzel bir setti. Gül Beyaz efsane bir setti. Onu egale eden galiba Yasak Elma oldu. Bir de yani böyle kadın gücü, kadınların birbirini desteklemesi, yani o güçlü kadınların bir arada olması falan böyle çok keyif veriyor çalışma ortamı açısından. O sektör adına da heyecan verici bir durum açıkçası. Yani önemli bir gelişmenin yaşandığını düşünüyorum. Herkes birbirinin açığını kapatıyor, birbirine destek oluyor. İşte ihtiyaçlarını karşılıyor, duygusal, bazen maddi, manevi. Herkes birbirini bir şekilde destekliyor. Ve o güven ortamı çalışmayı da keyifli hale getiriyor. Belki Yasak Elma'nın en büyük başarılarından bir tanesi bu olabilir. Yani bu kadar uzun süre. Çünkü biz her sezonun başında ya bu sezon herhalde ocağa kadar gider mi? Yani sezon sonu biter falan derken kendimizi 5. sezonda bulduk. Beni tanıyanlar bir alkışlayabilir mi? Şevval Hanım tanıyanlar alkışlayabilir mi? Montajda bu alkışı beni tanıyanlara koyabilir misiniz? Olur mu yani? Çünkü annem babam izleyecek. Yani yıllardır stand-up yapıyorum diyorum. Şu an çok saçma olacak çünkü. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Arkada bana söylediler yani durumla ilgili bir şaka yaparak çık dediler. Mesela Şevval Hanım konuk, Şevval Sam konuk. Onunla ilgili bir şaka yap dediler. Ben de hani şahsen tanımadığım için. Ya ben bir de patavatsız bir insanım. Yanlış bir şaka yaparım. Hani bana küfür falan eder. Pis adam Afrika'ya git falan der. Hayır kaldıramam yani. Açıklayamam da kimseye bunu. Yani pis adam Afrika'ya gitin küfür olduğunu açıklayamam. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Ben bu arada hani stand-up'a çıkacağımı 10 dakika önce öğrendim. Çünkü ben İbrahim Bey'in bir talk show yaptığını biliyordum ama İsmin İbrahim Selim ile bu gece olduğunu bilmiyordum yani. Dikkat etmemişim. Buranın editörlerinden biri aradı beni. Doğan dedi, İbrahim Selim ile bu gece dedi. Yani orada durdu. Yani aklıma gelen son şey benim stand-up yapmak oldu. Yani bir ahlaksız teklif mi anlamıyorum. Hayır reddedecek konumda da değilim yani. Ya direkt tamam dedim yani. Evet. Durum şakası bunlardı işte. Evet, Doğan Tunçel diye anons etti İbrahim Bey beni. Aslında adım Doğan Tunçel değil, Doğan Hüdayi Tunçel. Ortamlarda Doğan'ı kullanıyorum. Camide, mescitte Hüdayi. Ama Hüdayi'yi anons ettirmiyorum. Çünkü Hüdayi diye anons edildiği zamanlar insanlar böyle ulvi biri gelecek zannediyor sahneye.
haliyle beklentiyi karşılayamıyorum. Ulvi biri değilim ama inançlıyım. Yani neden inançlıyım diye kendimi sorguladığımda ise İslam tam bana uygun bir din. Yani hep istemsiz İslam kurallara göre hareket ediyorum hayatta. Mesela İslam kuluna ne emrediyor? Zina yok. Evet. Yani zaten yok. Yani bari Müslüman olayım ya. Ki tek neden de bu değil. Ben hayatımın ilk 18 yılını Tokat'ta geçirdim. Başka bir din olduğundan da haberim yoktu. Oha, inanmayabiliyor muymuşuz yaptım böyle? Ve ben buraya geldiğimde fark ettim başka dinlere mensup insanları. Bizim okulda bir kız vardı. Ya konu dinden açıldı, tamam mı? Bana böyle şey dedi ya, Doğan dedi, ben bir dine inanıyorum ama dalga geçersin diye sana anlatmadım bu zamana kadar dedi. Yok dedim, çekinme, anlat dedim. Ya neydi senin dinin olayı dedim. Böyle fetirizm mi, futurizm, saçma bir din, tamam mı? Ne kızım senin dinin olayı dedim. Doğan dedi, Allah var dedi. Peygamber de var dedi. Ama İsrafil yok dedi. Lan sen niye bıraktın İslam'ı? Yani ben de çok üzülürüm İsrafil'den yanılıp yanarsam yani. Ki hani göğe ayı çıkartma, gökten koyun inmesi, bunların hepsine okeysin. Yani tek görevi sur üflemek olan meleğin neyi seni ikna etmedi lan? Tabii ben hani donanımlı bir Müslüman mıyım? Bence değilim. Çünkü annemden dolayı değilim. Annem beni... Yani annem çok muhafazakar bir insan ve her şeyi dine bağlayarak yetiştirdi beni. Ben ilk defa Michael Jackson'ı görmüştüm televizyonda. Bir baktım yüzü bembeyaz, tamam mı? O zaman da sorgulama dönemim, biliyorsunuz. Yani çocukların sorgulama dönemi olduğu bir dönem. Anneme sordum ilk. Anne dedim, Michael Jackson'ın yüzü niye beyaz dedim. Oğlum dedi, çünkü Allah'a inanmıyor dedi. Ama anne, iyi dans ediyor dedim. Dansa başladığında Allah'a inanıyordu dedi. Ben de sıfır sorgulama yani. Şimdi tabii araştırıyorum yani. Mesela yani internet diye bir şey. Ben çocukken internet bu kadar yaygın değildi. Ve hani araştırıp o an öğrenemiyorduk yani. Şimdi gayet internete girip araştırıyorum ama araştırma yolunda bir sürü saçma şey de beynime kaydoluyor. Mesela YouTube'da bir şey arıyorum. O keşfet yüzünden benim beynimin kaydettiği videoları nasıl sileceğim ben bilmiyorum. Ya hepinizin önüne çıkan şeylerden ele alalım. Mesela bir tane video var. Herkesin kesin bir defa önüne çıktı. Atatürk mason muydu? Ya izliyorum 27 dakika. 27. dakika şey diyor. Yani kısaca değildi. Lan 27 dakika izledim. Bari mason çıksaydı adam ya. Ya benim kafamda zaten öyle bir soru işareti yoktu ki. Ya kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Ya bir sabah 5.45'te şey izliyordum. Kur'an'ı yırtıp maymuna dönüşen kız. Ya ve bu videoların başında alakasız reklamlar çıkıyor ya. Otel reklamı çıkıyor. Sence de bir tatil hak etmedin mi? Ya Kur'an'ı yırtan kız videosu izliyorum. Sence hak ettin mi? Ya ben öyle hani YouTube'da çok böyle profesyonel kanalları izlemiyorum. Ben daha böyle hani kendi çabasıyla bir şey çeken insanları izliyorum. Mesela çobanları izliyorum. Ya çobanın gözünden, çobanın bilmem neyinden diye kanallar var. Ve gerçekten çok güzel içerik üretiyorlar. Yani hep atraksiyon. Mesela koyun güdüyor çoban. Kurt yaklaşıyor. Drone'la görüyor bunu. Drone'la kurt kovalıyor adam. Ben bu aksiyonu başka hiçbir içerikte görmedim. Ya tamam, bir de bir çobanın drone olması, işte zoom yapan bir profesyonel bir kamerası olması çok güzel bir şey. Yani prodüksiyon anlamında gerçekten çok geliştirmişler kendilerini ama içerik editörlüğü anlamında iyi değiller. Çünkü mesela bir YouTube başlığı atıyorlar, ya sanırsın arkadaşına bir şey anlatıyor. Ya köye inen kurtlar Kangal'ı öyle bir boğdu ki. Ya direkt başlık at yani, vlog 1 falan bir şey yaz yani, bu çok saçma yani. Evet, benlik bu gece bu kadar herhalde, bilmiyorum yani süremde. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konserlerin devam ediyor. Sen az önce kendin rakam söyledin, oyunculuk 28 sene mi dedin? 28 senedir. 2006'dan beri de müzikle ilgilisin. İlk evet. Albümün Sek 2006'da çıkıyor. 16 senedir de şarkı söylüyorsun.
Yani aslında şöyle, şarkı profesyonel olarak hani bunu şarkı söylüyorum diyeyim. Evet. Çünkü ben hani, benim bir lafım vardı, kuşlar uçar şevval şarkı söyler diye. Hakikaten ben herkesin şarkı söyleyebildiğini zannederdim. Yani şarkı söyleyebilmek diye bir kavram yoktu benim için. Çünkü hani o yüzden belki de oha benim annemle mansam dememiş olabilirim. O kadar normal, o kadar gerçek olan bir şey, konuşmak gibi bir şeydi. Sadece bunu daha fazla insanla paylaşmak açısından hani 16 sene olmuş, ya ne ara olmuş onu da ben hiç müthiş farkında ya, değilim. Çok acayip gerçekten. Yani tabii profesyonelliğe geçtiğim andan itibaren o otantik hal başka bir şeye de dönüştü tabii ki. Yani hani şarkı söylemeyi de öğrenmeye başladım dediğim şey, o insanlara onu ulaştırma yolunu öğrenmiş olabilirim. Hmm. Yani yoksa şarkı söylemeyi, yani şarkı söylüyorum yani. Evin içini düşününce zaten ne kadar normal bir şey tabii. Tabii tabii, sülale şarkıcı olduğu için. Peki, çok... Peki şey, pandemi dönemi bütün müzisyenler için zor oldu. Çok sizi zor de oldu. Etkilemiştir diye düşünüyorum. Müzikal olarak çok etkiledi tabii ki yani. Ardından yani ilk konseriniz nasıl geçti? Ne oldu mesela? Yani şarkı söylemeye bir doyamama hali oluyor. İnsanların enerjisi çok acayipti. Yani onlar böyle... Oh hali, yani bir susamışlık vardı. Evet. Ben de valla bütün yaz çalıştım. Hani sahneler açıldığı andan itibaren hemen hemen her konsere gittim. Hani bir dönem yani ona gitmeyelim ya, gitmesek olur, boşver falan dediğimiz zamanlar vardı. Yuttuk onları. Her konsere gittik. Çok da özlemişim gerçekten paylaşmayı, şarkı söylemeyi değil ama paylaşmayı özlemişim hakikaten. Böyle karşılıklı o susamışlık halini yaşadık. Oh ne güzel. Siz patır patır konser veriyorsunuz. Tabii tabii tabii. Değil mi? Yani bazılarını Yasak Elma'nın set temposundan dolayı kabul edemediğimiz oluyor. Yani hani bıraksalar belki haftanın 5 günü konser yapabiliriz şu anda. Çünkü o özlemişlik de var. Biz bir de biraz repertuarımızı değiştirdik. Konseptimizi, sound'umuzu da değiştirdik. Ben pandemide bir yenilik yapmak istedim. Daha Alaturka ve daha akustik bir sound'umuz vardı. Şimdi davullar, bas, davul, bas, gitar, işte nefesliler falan bir sürü şey var. Bir de çok matrak bazı şeyler yapıyoruz. İşte ne bileyim, ben türkü söylüyorum ama türkücü gibi değil. Arabesk söylüyorum ama arabeskçi gibi değil. Yani öyle bir her şeyi söylerim halim var yani. Hı-hı. Çünkü tadını da çıkarıyorum. Ama mesela bir türkü söyleyeceğiz. Onu nefeslilerle nasıl yapabiliriz? Bizim orkestra da çok şeker tabii. Şimdi aranami, Beyoncé'nin aranamesiyle giriyor. Diyoruz ki biz yani türkülerimizi yurt dışına göndermenin bir yolunu bulduk. Beyoncé'nin aranamesiyle başlıyoruz, sonra şimdi gerçekler. Erik Dalı gerek diye oradan Erik Dalı'nı bağlıyoruz. Yani ikinci kıtasını, işte o Beyoncé naziktir, aman küsmeye gelmez falan. Böyle şeylerimiz var. İşte Karadeniz türküsünde birden başka bir şarkıya atlıyoruz, bir şey oluyor. Yani öyle atraksiyonlar da var ve çok daha eğlenceli bir hale çok dönüştü. Zaten... Bak her seferinde aynı şeyi yapsam da her seferinde aynı şekilde keyfini çıkarıp aynı şekilde eğleniyorum. Ama işte playback yapamıyorum dediğiniz şey bu, böyle bir şey ya. Yani... Hele ki yani karşımda bunu alan bir güruh varsa, bir kalabalık varsa, mesela ben sahneden çok uzakta oldu mu seyirci, o zaman da çok söyleyemem. Mesela işte buradan diyelim ki hani güvenlik açısından bir 10 metre geri. Ya diyorum çok uzak. Önden öğreniyorum, biraz yaklaştırsınlar. Yine korkup böyle 2 metreye getiriyorlar falan. Şunun en ucuna gidip şöyle uzak söylüyorum. Yani sanki öyle daha yaklaşacakmışım gibi. Duyuyorsunuz değil mi? Hadi. Yani çünkü benim o göz göze bakarak söylemem lazım. Yani 10 bin kişi olsa, 35 bin kişilik konser yaptım. İzmir, şeyde, İzmir'de efsane bir konserdi. Yani... En arkadakinin enerjisini bile hissediyorum. Yani bana bir şey yapıyor ve ben aynısını yaptığım zaman bana yaptı diye o iletişimi o anda kuruyorsun. Müthiş. Şarkıyla, o anın enerjisiyle ya başka türlü bir şey oluyor. O sahne bambaşka bir şey yani. Bana birden 70'e kadar bir sayı söylemenizi rica edeceğim. 61. Sevgilim eşli dans kurslarına bensiz yazılamaz, başkasıyla tango yapacak hali yok. Doğru. Yani yazılamaz.
Yok, yazılır. 0 puan verdik. Harika. Başka bir sayı rica edeceğim. 14. Kadın taksici ya da kadın otobüs şoförüne denk geldiğimde biraz gerilirim. Yok, hiç. 0. Aynen, çok iyi. Bir sayı daha rica edeceğim. 34. Erkek arkadaşımı halı yıkarken görsem gülerim. Kesin. Buradan 20 puanı yapıştırdık Batuhan Bey ağzınızın ortasına. Bir sayı daha rica edeceğim. 69. Siyaset ve ekonomiden konuşmak erkeklerle daha keyifli. Çünkü kadınların çok ilgi alanı değil böyle şeyler. Yok. Katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Önde zaten 3 tane finansçı hanımefendi var. Yiyorsa katılın. Evet. Son bir sayı rica edeceğim. 7. Sevgilimin uçarı arkadaşı olmasını istemem. Etkilenebilir. Nasıl biri? Uçarı. İstemem kesinlikle. İstemezsiniz. Evet, kesinlikle. 20 puan da buradan yapıştırdık. Size ne sevgili Batuhan Bey? Kızın arkadaşı. Olsun ama zaten bizden 40 puanla asla toksik maskülen olmadığınızı şey yaptınız. Alkışlıyoruz Batuhan Bey'i. Teşekkürler. Bizden büyük sahnede 2 kişilik bir davetiye kazandınız. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Peki senin arabalarla ilgili gerçekten oldukça şaşırtıcı bir ilişkin var. Yani normal bir şey değil o. Sen arabaların manyağıdır diyebileceğimiz insanlardan birisin diyebiliriz galiba. Yani mekanik galiba. Seviyorum yani mekanik çok seviyorum ama aslında ben böyle fonksiyonel aletleri normalde hayatımda çok severim. Yani şemsiye falan da severim ya baston şemsiye gözlük hani öyle şeyleri yani bir işe yarayan şeyleri çok severim. Yani araba buna yatıyor biraz üst. Şemsiye nasıl bağladınız efendim bunu? Fonksiyonelite bakımından. Evet. Şaka bir yana hakikaten araba kullanmayı çok seviyorum. Bir tane 2002'miz vardı. Hı hı. O mesela ben hani bir yerlere gittiğim zaman arabayı özlerdim. Yani bir an önce geleyim ve arabayı tekrar kullanayım. Yani hiç kimseyi yani herkesi bir yerlere bırakırdım. Bayağı böyle dolmuş şoförü gibi insanın her yerini bilirim. Her türlü arabayı kullanırım bu arada. Ve çoğunu da kullanmışımdır. Otomatik çok fazla sevmem çünkü araba kullanma zevkine çok vermez. Ama eski arabaları çok seviyorum. O 2002'yi yine buldum. Ondan sonra mesela 18 sene, 17-18 sene karavan kullandım. Evet, onun adı Prenses. Onun adı Prenses. 2002'nin de adı var. Onda Mandalina, şu an turuncu. Mandalina çok evet, iyi. O Mandalina turuncu. Şey ama bu mesela eski bir... Bir tane eski bir şeyim vardı, onun adı Fırtınaydı, siyahtı falan. Onun adı... O neydi? O Honda Civic bir şeydi. Ha, o ilk yani paramla aldığım sonra hani 2002 gidince annem indi çünkü. Aha. Anneme verdim ama bir 10 yıl tabii onun suyunu çıkarttım ama fakat şöyle bir şey vardı. Arabayla da böyle bir duygusal bağ ya da bir şey kuruyorum ya da böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Hı-hı. O 2002 benzini benzincinin 50 metre ilerisinde bitirirdi. Lastiği lastikçinin 50 metre gerisinde patlardı. İçinde işte damı akardı, derler, sunroofu vardı. Bazen şemsiye açardık gerçekten. Çalışmak istediği zaman anahtarı çıkarsam çalışmaya devam eder. Çalışmak istemiyorsa bir saat uğraşırım. Yani böyle değişik bir karakteri vardı. Canlı gibiydi. Yani arabalarımla kurduğum bu duygusal bağ yüzünden beni ne ortada bırakan, ne kaza yaptıran yani hiçbir tane öyle bir arabam olmadı yani. Peki yol hikayen var mı ya? Şu çok enteresandı. Eminim çok seviyorsun yol yapmayı da. Tabii seviyorum yani. Hele tek başıma yolculuk etmeyi çok daha fazla seviyorum. Çünkü böyle hani hem böyle hayal kurmak, o sırada müzik hani böyle bir de ucu açık yani birine bağlı değilim ya. Yok çişi gelecek, yok işte karnı acıkacak falan. Her şeyi böyle hani kendi kendime yapacağım. Kendi ritmimde ne istiyorsam o duyguyu seviyorum. Ama yine de Eda'yla giderim tatil. Hay Allah. Karavan da mesela benim için çok önemli. Rahmetli Kamran Usluer'in ölmeden önce hastalandığını ilk öğrendiğinde şey vardı. Ben bunu çok seviyorum, sevdiğim birine gitsin istiyorum. Alır mısın dedi. Alırım tabii Kamran abicim dedim ve sonra böyle bir yadigar gibi oldu. Önce bir içine bir tekrardan kendi istediğim gibi yaptırdım. Bir 15-16 sene öyle kullandım. Geçen sene ilk defa çok uzun zamandır içini yeniden yaptırmak istiyordum. Şahane bir hale dönüştürdük. Hatta pandemi süresince hani böyle yarı zamanlı açık olduğu dönemde annemin evinin önüne çekiyorduk. O da Cihangir'de oturuyordu. İşte eş, dost, gelen, giden falan herkes. Ben orada resimlerini çiziyorum. Boyattık, içini yaptık falan. Yanında böyle bir yer bıraktırmıştım.
resimlerini çiziyorum ama konsept olarak kendime Ölüler Günü'nü seçtim. Çünkü Meksika hayranlığım var ya. İşte orada bütün kuru kafalar çiziyorum, şapkalı bilmem neli falan filan. Böyle her gelen ay ne kadar güzel bilmem ne derken bir anda o bir sanat eseri haline dönüştü. İşte Bezgin Bekir'i çiziri, Tuncay Akgün, işte Hakan Gürsoy Trak. Ondan sonra işte o da çok sevdiğim bir ressamdır, o çizdi. Oyuncular geldiler, gittiler, çizdiler. Ondan sonra Suat Özkan Kırık Leblebi o çizdi, Mehmet Çağçağ çizdi. Yani herkes bir şey çizdi ve hem hatırası oldu, evet, hem de kendine has bir karakteri oldu. Bunun iyi tarafı var, şahane bir prensesim var. Şöyle kötü tarafı olabiliyor. Mesela yazın ben nasıl olsa beni magazinciler yakalamaz deyip Halk Plajı'nda denize girerken beni prensesten yakaladı onlar ve beni çektiler maalesef. Mayolu mayolu çekildim. Su olsam, su olsam, ateş olsam, bu hafta konuk şevvalsam, size bir şarkı çalsam, çalarken çok utansam ama hiç çaktırmasam. Türkü söylediğinde keder ve gam muazzam, ekranlarda eğlence ve dram. Karavanını bir kere ödünç alsam, tatil yapsam, ne dersin şevvalsam? Evlensem, çocuk yapsam, başkasıyla Ninni albümünü dinletip uyutsam, 2.4 milyon takipçili Instagram mesela, beni paylaşsan ya, mesela beni paylaşsan, şaka şaka I love you şevvalsam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çocuklar için neydi adı? Nanninom. Hah, Nanninom ismi bir albümün var. Hatta iki tane de öykü mü seslendiriyorsun, o seslendirmiştin onda? İki öykü de ben yazdım. Bir tanesi Taro'ya küçüklükten anlattığım hikayenin geliştirilmiş haliydi. Çok iştahlıydı. O Lopito diye bir ayıcığın hikayesi. Bir tanesi Burun İsterim diye bir hikaye. O hep çocuklarda biri gibi olmak isteme hali var ya, hani o beni etkiliyor yani. Kendilerindeki o defo da olsa, ne olursa olsun, o kendilerini sevme halini görmek istiyorum. Ona dair böyle küçük bir hikaye var. 10 tane de şarkı var. Hepsine ben yazdım, söyledim falan filan. Resimlerini de kendim çizdim bütün albüm içerisinde. Var mı? Yani var mı? Yani şöyle, çocuklarla ilgili böyle bir şey ya, yapmayı çok istiyorum aslında. Şimdi çocuklar beni bir kere çok heyecanlandırıyor. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü ben hayal kurmayı çok sevdiğim için, hala hayal kurabildiğim için, onların hayal dünyası bana inanılmaz ilham verici geliyor. Mesela üniversiteye hazırlanırken birkaç bölümün sınavına giriyoruz ya işte. Ben sinema televizyona da gireyim bari dedim ve bana böyle bir dediler ki hani senaryo yazacaksın. Bir tane gerçek drama gibi bir senaryo yazmaya kalktım. Dalga mı geçiyorsun? Çok kötü bir şey. Berbat, sen hiç sınava bile girme falan dediler. Ona çok içerlemiştim aslında. Fakat sonrasında anladım kendimi keşfettiğim bir dönemde. Ben o yüzden Tim Burton hastasıyım. Böyle hani oyuncaklığı, hayal alemi, fantastik hikayeler. Yani öyle bir şey yazsam daha iyi bir şey olabilirmiş. Yani tabii hayal kurma noktasında ki o sınırsızlık, her şeyin olabilirliği beni çok heyecanlandırıyor. Masal işte. Masal tabii. Yani masallar hala beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla onun Nanninom'u yaparken, hayata geçirdiğim süreçte bu dünyayla ilişkim falan kesilmişti. Yani resimlerini çizerken. Üniversitede de daha çok çocuk kitapları çizmeyi daha çok seviyordum. Yani oralarda daha iyi. Ya hala yaptığın var mı? Böyle şu an böyle kenara geçip, tuvalin başına geçip yapıyorum ben resim gibi bir
Zamanın var. Yani zamanım yok ama çok hayalim var. Yani çok istiyorum yani. Bazen böyle geliyor mesela. Bu aralar geldi. Ah. Hani bir an önce böyle oturup böyle sadece resim yapmak istiyorum. Ay ne kadar güzel ya. Evet. Yani o başka bir daha meditatif bir şey yani. Başka bir terapi gibi bir şey benim için. Az önce şarkı söylediğin müzik türleriyle ilgili işte birbirine döndürüyoruz. Beyoncé koyuyoruz, hı-hı, türkünün içine falan diyorsun. Aslında her tür şarkıyı söyleyebildiğini görüyoruz biz. Tabii ne olsa söylerim abi gibi bir durumum var. Her şeyi ama bu böyle bir... Her şeyi söylerim. Yani ukdedir benim içimde o dediğin bir tarz kalmadı mı peki? Şöyle tabii ki mesela bazı şeyler var. Yani çalışırsam bir performans mutlaka yapabilirim. Ama mesela işte bir arya söylemem gerekirse ona çalışmam lazım. Ama kendi ses aralığım içerisinde onun hakkını bence veririm. Caz söyledim. Yani evet, cazcı diye denemez bana ama caz söyledim. Hani arabesk söylerim, türkü her yöreden, her şiveden, her tarzdan, yabancı bir sürü, yani her dilden söylerim. Japonca söyledim, ne bileyim İspanyolca söyledim. Yani bir sürü farklı dilden söyledim. Yani sese karşı bir aşırı duyarlılığım olduğu için bazen şöyle şeyler oluyor. İşte bir tren sesi duyduğum zaman peşinden olur. Kuş sesi duyduğum zaman falan. Hani böyle o duyduğum sesi anında, hani vardır ya böyle karşında ne hareket yaparsın, onun ses versiyonu olabilir bende. Yani. Peki sahneyle ilgili böyle bir, gerçekten çok ciddi bir heyecanın olduğunu anlatırken, evet, gözünden anlıyoruz zaten. Hiç peki tiyatro oyununa böyle bir kafa yatıracağım dediğin bir hayalim vardı, şu an onu yaptım aslında. Kötü bir döneme denk geldi. Talihsizlikler de oldu o işte. El yordamıyla yaptık. Çok uzun sürmedi. Başka sıkıntılar oldu. Çünkü, hı hı, ben Müzeyyen Senar hayranlığım olduğu için Müzeyyen müzikali yaptım. Ve aslında o da kendi kendine geçti. Yani belki ilk yani son dönemde bir müzikaller başladı. Onun belki ilklerinden biridir. Ve tek başıma bütün 5 yaşından 95 yaşına kadar olan bütün dönemlerini epizot epizot birbirine bağlı olarak sahnede ama bir dakika bile çıkmayıp işte kıyafet değiştiriyorum, saç değiştiriyorum, dekor değiştiriyorum ve anlatıyorum ve şarkı söylüyorum. Yani o inanılmaz bir işti benim için. Tam böyle hazmetmeye başladım artık, her şeyin böyle su gibi akmaya başladığı dönemde bitti. O yanlış strateji geliştirildi orada, olmadı yani. O çok içimde ukde kaldı. Onu çok devam ettirmek isterdim ama işin kreatif tarafında çok sıkıntılar yaşandığı için, hani kişilerle ilgili bazı, anladım, sıkıntılar yaşandığı için tekrar hayata geçer mi bilmiyorum ama hayatta yani en zevk alarak yaptığım işlerden bir tanesiydi. Onun en büyük şeylerinden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi. Sahnede bana 5 müzisyen eşlik ediyordu. 5'i de Müzeyyen'le çalmış müzisyenlerdi. Aa. Evet. Yani o inanılmazdı ve ben Müzeyyen'in hiç bilinmedik o kadar güzel şarkılarını okuyordum ki, o hüzzamlar, o aşık olduğu dönemdeki şarkılar, oh, o duygusunu ifade ettiği ama aynı zamanda kızına söylediği Feraye, işte filan filan Atatürk'e söylediği şarkı, Atatürk'ün en sevdiği, inanılmaz güzel bir projeydi benim için. İzleyen varsa hatırlar herkesin, hı hı, hayalinde nasıl. Çünkü şöyle şeyler duyuyordum. Ya belki sıkılırım diye kenara oturdum ama çakıldım kaldım ve çıkamadım diyen, bunu söyleyen çok insan oldu. O tabii beni çok mutlu etti. Belki yani yine böyle yani gülüyorum, şey, hopluyorum, zıplıyorum, kıyafet değiştiriyorum, ağlıyorum, şarkı söylüyorum. Yani inanılmaz bir şey diyor benim ya için. Belki yine ama böyle belki bir Müzeyyen Senar olmazdı. Başka bir proje belki olabilir geliştirsiniz. Ama bence benim bir tane daha böyle bir müzikal yapmam lazım. Yani ölmeden çok önce, özür dilerim. Köprüden bu kadar tövbe estağfurullah. Bu kadar hevesle anlattınız. Her şeyin yenisini yapmalısınız bence. Yani benim zaten yani içimde öyle bir yaşam enerjisi var ki aslında. Hepimize bulaşır umarım. Yani yapmak istediklerim, yapabileceklerim için ömrüm yetecek mi bilmiyorum. Benim kafamda hiçbir zaman proje, hani ne yapsak acaba, proje arıyoruz falan diye bir cümle yok benim için kafamda. Ben sürekli yeni bir şey geliştirebilirim. Müthiş. Yapabileceğim sonsuz şey var gibi geliyor. Harika. Peki, odaklanmam lazım sadece. Taro ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Taro ile ilgili böyle bir, hani ya sen hiç bulaşma bu piyasaya falan gibi düşündüğünüz bir an falan oldu mu hiç? Ya nasıl şöyle gelişti? Taro neden oyuncu olmak istedi mesela? Şimdi bizde kimse kimseye böyle bunu yap yapma falan ya da işte bulaşma, hayır, öyle bir şey yok. Herkes kendi yolunu buldu. Kimse kimseye destek de vermedi yani. Herkes yine kendi parmak izini keşfetti.
bizde öğrenilen şey herkesin sadece kendi parmak izini keşfetmek zorunluluğudur. Oradan sonra zaten herkes kendi özgün yolunu çizer. O zaman baktığınız zaman Le Mansam gibi bir güçlü bir yapıya rağmen bir de şey Valsam olmak o kadar kolay olmazdı yani öbür türlü. Ki herkesin nasıl kendine ait bir DNA şifresi ya da parmak izi varsa ben de ona odaklandığım için belki kendime ait özgün bir yol yaratabildim. Tarot'ta ben bir potansiyeli aslında görüyordum ama ergenlik döneminde biraz üzdü dedim ya. O dönemlerde o kadar çalkantılı, duygusal iniş çıkışlar yaşadı ki aslında hepsi bugünün işaretiymiş. Çünkü çok tutkulu da bir çocuk. Ama ben bir ara ümidi kestim Tarot'tan. Dedim ki ya ay buna hiçbir şey olmayacak yani. Ben hiçbir şey olmayacak yani. Şeye gidiyoruz, doktora gidiyoruz. Ne beklentiniz ne diyorlar çocuktan. Ben diyorum ki vallahi sırt çantasından dünyayı geçsin, bir müzik aleti çalıp hani çorba parasını çıkarsın, mutlu olsun, sağlıklı olsun yeter benim için. Yani o kadar artık ümidi kesmişim. Bu dedim hiçbir şey olmayacak. Bari dedim hani sürekli de şöyle bir tarafı var. Anne beni izle, anne bana bak, anne beni izlemiyorsun, anne beni izle. Dedim ki ben dedim bunu Güzel Sanatlar Lisesi'ne vereyim. Çünkü bir yere okulu bırakmayı falan düşündüm. Güzel Sanatlar Lisesi'ne vereyim. Hem dedim böyle... Belki edebiyatı sever yani okusun biraz daha entelektüel tarafı da gelişsin istiyorum. Shakespeare okur, Brecht okur, Kafka bilmem ne. Bir de dedim anne beni izleden dedim kurdum. Bir sahneye çıkar bir kendini izletir. Acaba dedim yani sever mi sevmez mi bilmiyorum. Bir aşık oldu oyunculuğa, tiyatroya. Yani demek ki de varmış da öyle bir şeyi. Ondan sonra verdiği emek hani birçok insanı... Paketler öyle söyleyeyim yani öyle bir donattık ki kendini Oxford'u kazandı yani çok da zor dönemlerinde bunları yaptı. Okudu, izledi, araştırdı, deneyimledi, yaptı, düştü, kalktı, etti filan filan. İnanılmaz bir saygısı var işine ve inanılmaz bir tutkuyla aşık işine. O yüzden hem şaşırttı hem inanılmaz gurur duyuyorum oğlumla ve maşallah. Hiç de dedim ki bak ben hiçbir şey yapamam senin için. Sen hani memlekette ne yapabiliyorsan kendi başına yap ve kendi başına yaptı gerçekten. Evet, hiç dokunmadı. Biz de şahidiz kendi başına yaptığına. Evet yani hani Taro'yu oyuncu yapar mısınız gibi ittirdiğim bir durum ben olmadı. Ben çok yani. Eskiden beri tanırım, bilirim, takip ederim Taro'yu bu arada. Öyle mi? Yani bizim böyle çok değil, hiç yan yana mesaimiz yok ama ben biliyorum nasıl ilerlediğini falan. O yüzden de bu söylediğiniz çok doğru. Enteresan şekilde. Genelde çünkü aileler destek atar ya böyle şeyler. Bizde tam tersi. Bizimki daha bence en sağlam eleştirileri biz birbirimize yaparız ki... Gelişilsin. Aynen öyle yani. Peki, Şey Valsam'a bakınca hayatı yaşamayı çok seven bir insan görüyoruz diyor bizim ekibimiz. Şimdi biz de işte deminden beri sohbet ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir enerjin var ve insanı sürekli yukarı çekiyor. Peki bu kadar seni motive eden şey dünyaya ne? Var mı böyle bir şey söyleyeyim şu falan diyebileceğim bir şey? Ya bu fear of missing dedikleri hikaye var ya yani kaçırma korkusu. Hmm. Ben hayatı sürekli kaçıracağım korkusuyla yaşıyorum. Yani bir şey eksik kalırsa çünkü şunu söylüyorum her yerde ben aslında şu anda özellikle yaşım değil ama neşem genç hakikaten. Eğer bir insan... neşesi, enerjisi, merakı ve hevesini muhafaza edebiliyorsa zaten aslında çok da yaşlanmıyor. Bu yaşam enerjisi dediğimiz şey aslında bu. Hala şaşırıyorum, hala merak ediyorum, hala çok şeye hevesim var ve enerjim çok yüksek. Bunu şu şekilde yaşadığımı söyleyebilirim bu hayatta. Hani genelde derler ya bu kafamla o yaşımda olsaydım, ben bu kafamla o yaşımdayım diyorum. Gerçekten kendimi ruhsal olarak, içsel olarak, enerji olarak, neşe, heves neyse saydıklarım 25 yaşında gibi hissediyorum. Ama hayat deneyimimden de çok mutluyum. Asla 20'lerime ya da 30'larıma dönmek istemiyorum fiziksel olarak. Yani bu kafamdan da çok memnunum. Yani şimdi tam istediğim karamelize halimdeyim öyle söyleyeyim yani. Çok mutluyum. İyi. Derdim takdir edilmek değil, kendim olmaktı demişsin bir zaman. Hiç kendin olamadığını hissettiğin oldu mu? Çok yani birkaç sene öncesine kadar çok daha asosyal bir yapıydım. Yani daha içine kapanık. Yani çok beni ortalarda pek yani işim haricinde çok ortalarda pek görünmezdim. Yani hiç görün ama yani o kadar. Ya, evet yani genelde zaten çok görünmeyi seven biri değilim işim haricinde ama şöyle bir şey var. Hani dedim ya bazı şeyleri yaşamla birlikte
paralel kurgu öğrendim diye. Yani bu o işleri yaparken de aslında yaptığım işler, söylediğim şarkılar, canlandırdığım roller hep kendim olma yolculuğu içerisindeki... Alo? Kimmiş? Kimmiş? Onlarmış. Yani o yolculuktaki rehberlerimmiş aslında. Yani çünkü ben hiçbir zaman hedefine şöhrettir, paradır, bilmem yırtmaktır falan onları koymuş biri değilim yani. Tek başına hani kendi kendini bulmaya çalışan bir yapı olduğum için ya bu niye böyle? O yüzden mesela 20'lerime hiç dönmek istemem. O sorular bitti artık yani benim için. O böyle hayat neden böyle yani nasıl yapmak lazım? Ne yapmak lazımları bitirdim çok büyük ölçüde. Ve teoride tabii çok sal yani sezdiğim yer yani teoride iyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. Artık bunun pratiğini yapma dönemindeyim. O beni çok heyecanlandırıyor işte. Ay yani gerçekten anlat. Buradan gidip şey yapacağım. Vallahi kadın ermiş. Ermiş bu kadın. Patenlerimi giyip kayacağım. Vallahi gerçekten. Merhaba. Merhaba, sizi tanıyalım. Funda. Funda Hanım. Funda Hanım, siz psikiyatrdınız yanlış hatırlamıyorsam. Funda Hanım, bize hangi şarkıyı acaba? Zülfü Livaneli. Odam geniş. Tutmuyor. Odam kireç tutmuyor. Evet. Değil diyor. Ötme. Hanımefendi ne? Değil diyor. Ötme bülbül. Ha ötme bülbül, ötme bülbül. Tamam çok ya. Güzel söylediniz. Gerçekten. Ben içeyim. Siz ya da siz için. İçeyim bari bunu şap diye, şap diye. Bir tanesi siz için, bir tanesi de ben içeyim. Fondip mi olacak? Falan. Ben Maya. Ben Emine. Maya düet ile Emine yapacaklar. Galiba. Evet. Düet. İlk defa fondipte bir düet dinleyeceğiz. Emel Erdal'dan söylersiniz inşallah. Buyurun efendim. Sümkürdü mü onu? Covid mi oldunuz? Gerçekten müzik konusunda berbat bir seyircimiz var. İki mikrofona hiç gerek yoktu. Aynen hiç gerek yokmuş. Bir tanesini geri alın. Belki ondan söylenemiyordur. O sonra mı? Orada benim kafam karışıyor. Yani ben anlıyorum. O yok, cümle şu, ben biliyorum çünkü duysanız siz de anlamazsınız. Son bir kere deneyim. Lütfen. Ama Güncü anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum. Hay Allah'ım. Şarkı ne? Ben işim bitsin. Ben de onu bitsin. Diyeceğim. Bence derdi o. Şarkı neydi hanımefendi? Yaz yaz yaz. Hanımefendiye gönderelim. Hanımefendiye alkışlıyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten berbattı ve afiyet olsun. Merhaba ben Selen. Buyurun Selen Hanım. Evet. Oynama şıkıdım şıkıdım. Aynı anda mı bildin? Evet. Ne yapacağız? İnanılmaz. Yani ya sen içeceksin ya ben. İçiyorum. İçeyim. Mecbur ben de içeceğim. Gerçekten şu an... Karşına bak. Ha, evet, o evet, mu? Evet. Ama o mu? Değil mi? Karşına bak. Aa, çok güzel. Gerçekten müthiş bir eğlence programı şarkısı oldu. Ama harika. Eğlenmedik mi? Çok gerçekten eğlendik. Alkışlıyoruz Ceyda Hanım'ı.
Bu arada albüm tabii bizim tam albüm çıkacaktı. Hasan Saltı'yı kaybettik. Albüm kaldı. Albüm çıkacak. Karadeniz çok sevildi diye bir Karadeniz daha yaptık. Ya. Karadeniz 2'yi yaptık. Aslında 4 tane şarkıyı da yayınladık. İçinde aha, benim de bir tane bestem var. Kopsun Bir Fırtına diye bir Karadeniz türküsü. Onu da Karadenizliler beni kucakladılar yıllarca. Hani beni kendilerinden biri olarak gördüler. Evet. Ben de onlara teşekkür mahiyetinde bir vefa borcu demeyeyim ama içeriden ya çıkan bir şey ne oldu. Ne zaman peki? Kopsun Bir Fırtınayı onlar için besledim, bir Karadeniz şiveli, bir Karadeniz türküsü. Çok otantik değil ama bir hikaye yazdım, ona bir şarkı yaptım. Ay ne kadar güzel. Şu anda Spotify'da var yani. Kopsun şu an Fırtınayı. Spotify'da var. Evet. Ayaklarına sağlık. Biz gerçekten senin enerjine uzak mesafeden bayılıyorduk. Daha önce bir kere böyle uzak mesafeden online olarak denk gelmişliğimiz var. O zaman da zaten gözlerim ışıl ışıldı. Ben uzaktan arada selam yolluyordum böyle. Çok teşekkür ederim. Hani çok, biz teşekkür çok eğlenceli, ederim. Çok keyifli, hani şahane bir program oldu. Takip ediyorum zaten, izliyorum senin programını. Hani bunun bir parçası olmak bana çok büyük çok keyif verdi bu akşam. Her şey için çok teşekkürler. Biz herkese teşekkür çok teşekkürler. Öpeceğim. Biz çarşamba günü YouTube'dayız. Pazartesi tekrar burada olacağız. Ayaklarınıza sağlık. İyi akşamlar.